Dünya nedir? Önemli bir soru, evet. Burada iki açıdan bakmak gerekir. Bizim bu dünya dediğimizde algıladığımız olaylar, olgular, süreçler, dünyadaki şeyler, her türlü yaratılmış olan her türlü şey bir anlamda bizim dünya dediğimiz kavramın içine giriyor. Bir de dünya hayatı var. Bunları birbirinden belki ayırmak daha makul olacaktır. Neden? İlkinde bahsettiğimiz yani olaylar, süreçler, bu süreçte karşılaştığımız imkanlar, artılarıyla eksileriyle, bunlar ayrı bir şeydir. Hayat kavramını bunlarla ilişkilendirmek ayrı bir şeydir. Mesela insanların çoğunlukla kullandıkları tabirler vardır. Bir tanesi nedir? İşte benim yaşadığım da hayat mı? Ama bunu söylerken olguları referans alarak, olgular üzerinden bir tanımlama yapar. Mesela diyelim ki ilişkisi kötü gitmektedir. İşte aile hayatında problemler vardır. Eşiyle, çoluk çocuğuyla anlaşamamaktadır. Veya kendisinin haksızlığa uğradığını zannetmektedir. Veya hayatta yeterince kendisine duyarlı olunmadığını görmektedir. Hak etmediği haksızlıklara maruz kalmaktadır. İstediği şeyler olmamaktadır. Bu durumda der ki benim yaşadığım da hayat mı? Biz de deriz ki ya dünya hayatını önem vermemeliyiz. Şimdi burada bir yanlış algımız var. O da şudur. Hayat hangi bilinçle yaşadığınıza göre değişen bir niteliktedir. Fakat ne yaşadığınızla ilgili değildir. Hangi bilinçle yaşadığınızla ilgili bir şeydir. Fakat biz çoğunlukla hangi bilinçle yaşadığımızı değil, neler yaşadığımıza bakarak işte benim yaşadığım da hayat mı diye yorum yaparız. Bu çok temel bir yanılgıdır ve kutsal metinler bize her zaman bu konuda uyarıda bulunur. Yani olgular üzerinden, başından geçen şeyler üzerinden, karşılaştığın durumlar üzerinden hayatını tanımlama. Bu insanoğlunun en düşük hayat algısıdır. Hatta biz çoğu defa şey yaparız böyle. Mesela işte diyelim ki maddi zorluklar veya genel olarak ilişkilerinde problemler yaşayan, işte istedikleri olmayan, istemedikleri şeylere maruz kalan insanlara bakarız ve deriz ki ya bunlar ne kadar kötü bir hayat yaşıyorlar. Sonra da başkalarına bakarız. İşte evi barkı, yeri yurdu çok güzel olan, işte tırnak içinde istediği her şeye kavuşmuş olan, istediğini yapan, istediğini alabilen kişilere de bakıp işte hayat bu deriz. İşte bunlar iyi yaşıyorlar. Hatta bunları mukayese edip birini mağdur, birini de sanki kurtulmuş olarak algılarız. Hatta Kur'an bazen bunlara değinir. İşte yanılmıyorsam birkaç böyle kıssada anlatılır. İşte birilerinin çok güzel bir bağı vardır, bahçesi vardır. İnsanlar ona imrenerek bakarlar. Daha sonra o bahçe bir günde fırtınaya maruz kalır. Biz yanılmışız derler. Maalesef ömür boyu halen de kıyamete kadar da muhtemelen devam edecek bir yanılgıdır. Biz öyle çok bahçe sahipleri görürüz. Deriz ki aa ne güzel işte bunların da hayatı işte hayat. Yani bizimki de hayat mı? Bunlar yaşıyor deriz. Sonra bir bakarız.
aslında tam da öyle değil diye en son orada bir olumsuzluk gördüğümüzde, ya işte hayat böyle çok da matah bir şey değil. İşte bak Sakıp Sabancı da öldü. Bak Mustafa Koç da Amerikan Hastanesi'nin sahibiydi ama bir devlet hastanesinin acilinde, değil mi, vefat etti. Ama bunları çabuk unuturuz. Çünkü içeride bizi manipüle eden ve hayatı yanlış algılamamız konusunda çok güçlü argümanları olan bir benlikle beraberiz. O hep bize şöyle der. Bak hayat şartlara bağlıdır. Şartlar hayatını iyi veya kötü kılar. Şu şartlarda olursan çok iyi bir hayat yaşarsın, şu şartlarda olursan kötü bir hayat yaşarsın. Dolayısıyla şartlara bağlı, olgulara bağlı, karşılaştığımız şeylere bağlı, isteklerimizin olup olmamasına bağlı bir şekilde hayatı ya iyi ya kötü, ya kıymetli ya kıymetsiz görürüz ve bunun üzerinden hayat algımızı tanımlarız. Kutsal metinler, başta Kur'an olmak üzere, bunu çok net bir şekilde reddeder ve insanları bu konuda uyarır. Tabii ki egoda şöyle bir şey de var. Yani işte acaba kendimizi mi kandırıyoruz böyle diyerek falan diye. Arkadan bir başka benlik daha gelir. Ona karşı da biraz uyanık olmanız gerekir. Ama Kur'an böyle diyor diye de kabul etmemeniz gerekir. Gerçekten düşünmeniz gerekir. Gerçekten özendiğiniz şeyin mahiyetini ve sonunu düşünmeniz gerekir. Neye özeniyorsanız, neye işte gerçekten bu hayat bu ya diyorsanız, onun mahiyetini, içeriğini, sonunu, önünü arkasını bir düşünün yani. İlla Kur'an böyle diyor diye kabul etmeyin. Yani Allah bizi belki teselli mi ediyor diye egonuzda alttan alta itirazlar olur. Sonra tövbe tövbe, yani aslında ne bileyim işte insanın aklına böyle şeyler de geliyor. Acaba peygamber bizi teselli mi ediyor gibi algılarımız olabilir. O noktada gerçekten özendiğiniz, arzu ettiğiniz, gıpta ettiğiniz bir şeyin mahiyetine bakın. Hem onu kim istiyor, hem o benlik ne istiyor? İstediği şeyin mahiyeti nedir? Kendimizde hocam gözlemlememiz lazım, değil mi yani? Tabii. Acele etmeden gözlemleyin. Hani böyle kutsal metinlere de hemen inanmayın. Ama içinizdeki kutsal olmayan ama kutsalmış gibi görünen benliklere de dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Bizim tek bir kutsal kitabımız var. O da egomuzun kitabı. En kutsalı o. Farkında olmadan yani en çok o bize kendisini doğru diye dayatıyor. Bırakın dayatmasını, en çok inandığımız kitap bu kitap aslında. En çok neye inanıyoruz arkadaşlar? Düşünün. Hani insanlar neye inanıyorsun? Aslında en gerçekçi cevap, olgusal anlamda gerçekçi cevap, egolarıma inanıyorum aslında. Yani neye inanıyorsun? Egolarıma inanıyorum. Peki bir kitaba inanmak ne demek? İşte egolarıma inanma tuzağından objektif ve hakiki bir bilgiye ve kitaba inanma süreci yaşıyorum. Ama bu birden olmuyor. Hani ben şu kitaba inanıyorum deyip de hemen o kitaba inanır hale gelmiyoruz. İçimizde başka bir kitabın sureleri, ayetleri var. Ve çok canlı bir kitap. Hani bir ayet uymazsa öbür ayet uyduruluyor içeride. Çok canlı bir kitap. İçtihat kabiliyeti süper. Her şeye bir cevabı üretilebiliyor. Dolayısıyla biraz kime karşı uyanık olmamız gerektiğine bakmamız gerekir. Neye karşı biraz farkında olmamız gerekir? Neye karşı biraz uyanık durmamız gerekir? İçeride bize şu iyidir, şu kötüdür, bu ne güzel, bu ne kötü, bu şanstır, bu şanssızlıktır, işte hayat budur diyen şeyi, benliği biraz İrdelemek gerekir. Hemen üstüne gitmeyin, bastırmayın, inkar etmeyin. İşte Allah böyle diyor diye
onu da manipüle etmeyi. Kim, o da masanın üzerinde dursun bakalım ne iddia ediyor, bize ne veriyor, ne iddiada bulunuyor, bize ne vermeyi düşünüyor ve biz onun verdiği şeye gerçekten alıcı mıyız? O yüzden hatta bunu şu noktada da hatırlayabiliriz. Hani Uhud Savaşı'nda peygamberin bir tepeye koyulmasını emrettiği 50 tane okçu var o civarda. İşte biraz savaş kazanılmaya başlanınca işte ganimetlerden faydalanmak arzusu tetikleniyor ve büyük bir kısmı, pek azı hariç, o tepeyi terk ediyorlar ve düşman arkadan dolanarak 70 tane Müslümanın şehit olmasına, Hazreti Hamza başta olmak üzere peygamberin dişinin kırılmasına kadar giden bir olay yaşanıyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bu aslında çok güzel bir metafor, güzel bir olay. Bir, iyi bir gözlemci olmanız gerekir ki arkadan dolanıp düşman sizi kuşatmasın. Bir gözlemci benliğiniz olmalı. Ama o gözlemci benlik ganimet tutkusu içinde olmamalı. Hatta bu konuda şunu da anlamamız gerekir. İslam'da savaş asla bir ganimet için yapılmaz. Ve ayet der ki kiminiz Allah'ı, kiminiz dünyayı tercih ediyor. Dolayısıyla ganimet için, bir şeyi elde etmek için bu maksatla yapılan bir mücadele sadece bildiğimiz savaş da değil. Diyelim ki sen birisiyle evlenmek istiyorsun. Neyin peşindesin? Ganimet peşinde misin? Yoksa o insanla hayatını daha güzel, daha nitelikli, daha anlamlı, daha farkındalıklı yaşamak mı istiyorsun? Neyin peşindesin? Elde etmek peşinde misin? Kendi egonu işte ben karar veririm, ben yaparım, ederim diyen bir noktada bir ganimet peşinde misin yoksa başka bir şeyin peşinde misin? Bu ganimet kavramı çok kapsamlı bir konudur. Yani neyi ne için yapıyorsun? Ticareti bile insan kazanmak için yapmaz. Ticareti Allah'ın yarattığı bir insan nasıl ticaret yapar? Bunun için ticareti yaparsın. Onun sonucunda bir kazanç elde edebilirsin. Fakat kazanç odaklı ticaret yapmazsın. Onun için insan bu bahsettiğimiz olayın ve ayetin ifadesiyle hiçbir noktada bir şeyi elde etmek odaklı yaşamamalıdır. Bir şeyi elde etmek odaklı yaşıyorsanız siz dünyayı tercih ediyorsunuz demektir. Yani bir şeyin elde edilmesiyle bir yere varabileceğinizi, tatmin olabileceğinizi, aradığınız şeyi bulabileceğinizi düşünüyorsunuz demektir. Bu sahte bir şeydir, bu aldanıştır. Tabii peygamberin hiçbir şey amacı yoktu. Yani ne devlet kurayım, ne devlet başkanı olayım, ne çok zengin olayım, ne etrafıma adam toplayayım, hiçbiri yoktu. Bunlar olgusal olarak sonuçturlar. Hedef değildir, amaç değildir, ideal değildir. Evet. Şey de var ya, Süleyman peygamberin krallık ve zenginlik istemesi ayette geçiyor. Anlatılma nasip etmesi. Oradaki de elde ederek Allah'la tanışmak. Aslında orada yine dünyaya odaklanmak değil. Yani tam tersi örnekler de var. Tam peygamber efendimiz böyle bir talepte bulunmamış ama evet. Diğer peygamberlerde tam tersi durumda var. Onu ayrı bir çerçevede anlamak lazım. Yani orada da amaç değildir. Tabii amaç orada değil bir yani. Hedefe matuf olarak. Ya da ben isteyebilirim. Derim ki ya Rabbi bana maddi zenginlik ver. Ta ki ben insan olarak o zenginliğin, maddi zenginliğin benim varlığıma bir şey katmadığını hem idrak edeyim hem de bunu idrak etmeye açık olan insanlara göstereyim. Değil mi? Diyebiliriz böyle bir şey. Böyle bir amaç olabilir. Dolayısıyla insan bu dünyaya hiçbir şey elde etmek için gelmemiştir.
ne zaman ki bir şey elde etmek için geldiğinizi düşünürsünüz, işte o zaman dünyaya dalmış olursunuz. Dünya budur. Bir başka nokta, dünya dediğimiz şey, yani süreç, olgular, nimetler, ikramlar vesaireler, ilahi isimlerin ve sıfatların bir yansımasıdır. Mesela diyelim ki bir insan size bir şey hediye eder. Şimdi bu hediye ettiği şeyin tırnak içinde bir maddi değeri vardır. Bir de size onu hediye edenin size duyduğu sevginin, hürmetin, yakınlığın işareti vardır o hediyede. İşte dünyaya bu bahsettiğimiz ikinci nazarla bakarsak dünya çok güzeldir. Dünya çok anlamlıdır. Dünya bizim için bir tefekkür alanıdır. Yani bu alemde gördüğümüz her şeyin ilahi isimlerin ve sıfatların yansımaları olduğunu, parıltıları olduğunu ama asıl olmadığını idrak ederek Yaradan'ın yaratmadaki sonsuzluğunu, sonsuz imkanlarını fark etmek için güzel bir teşhir alanıdır, bir sergidir. Ama sahip olma arzusuyla bakarsanız başınızın belasına döner. O yüzden Bediüzzaman der ki, dünyaya nefis nazarıyla baksan dünya çok aldatıcıdır, çok gaddardır. Bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur. Neden? Çünkü elinde durmuyor ki. Buz parçası gibi tutuyorsun, sonra akıp gidiyor. Sonra elini açıyorsun, yok. Nerede gençliğin? Nerede çocukluğun? Değil mi? İşte eskiden herkes beni arardı, şimdi arayan yok. Ve herkes vefasız olmuş. Şimdi 50 sene vefalı bir hayat yaşayın. Son bir 6 ayınız vefasız geçsin. Bakın sizde kalan 6 aylık vefasızlıktır. Yani sizde kalan şu değildir. 50 eksi 6 ay. Böyle değildir. Neden? Çünkü nefis nazarıyla baktığında böyledir. O yüzden bir üzüm yedirir 100 tokat vurur. Çünkü dünya bu anlamda senin eline hiçbir şeyi bırakmaz. Hiçbir şey kalmayacak. Hiçbirimizin elinde hiçbir şey kalmayacak. Hocam hani bir ayet biliyor ya, siz açarsınız. Sahip olma duygusu onları kadre kadar oyaladı. Evet, evet. O yüzden dünya eğer sahip olmak, kendine ait kılmak, kendini tamamlamak, kendini var etmek nazarıyla bakılırsa o zaman belaya dönüşür. Ama manasına bakarsak o zaman okunacak bir kitaba dönüşür. Evet. Dünyaya bir şeyler edinmeye geldik. Bir süreç ise bir ümmet ise bir aralık ise ne edebileceğiz? Bir şey edinmeyeceğiz. Sadece ruhlar dünyaya niye buldu? Bir deneyim için. Yani çokluğu, dualiteyi, göreceliliği müşahede etmek için. Bir şey amacımız yok yani. Bildiğimiz anlamda bir amacımız yok. Yani egonun anladığı anlamda bir amacımız yok. Bir şey elde etmeyeceğiz. Bir şey edinmeyeceğiz. İşte bir iz bırakmayacağız. Sadece göreceliliği, dualiteyi, ikiliği, çokluğu, izafiliği, olumlu ve olumsuzu deneyimleyeceğiz. Bu kadar. Onun için rahat olun. Hani dünyaya geldim, bir şey elde edemedim, işte ne yaptım, ne ettim. Herkes yükünü tutmuş gidiyor. Ben hiçbir şeye sahip olamadım. Bunlar ego tuzaklarıdır. Yükünü tutan da cahil. Yükünü tutamadığı için
Bunu dert edinen de ayrı bir cahillik sergiliyor. Doğal olarak, evet. Yani nasıl ki Tanrı'nın bir zatı var, bir de sıfat ve isimleri var. Ve yaratım imkanı var. İşte bizler de bu dünya hayatında o isimlerin yansımalarını, farklı farklı aynalardaki tecellilerini, özetle ikiliği, dualiteyi, çokluğu deneyimliyoruz. Bu bizim için bir irfan anlamına geliyor. Çünkü aslında insanda bu imkan var. Bu imkan dış alemin süreçleriyle ortaya çıkıyor. Mesela sen de bir kötülüğe maruz kaldığında nefret etme imkanı da var. Bir kötülüğe maruz kaldığında nefret etme imkanına sahip olmana rağmen şefkat duyma imkanın da var. Bunlar açığa çıkar hayatta. Örneğin. Anlaşılmanın ne olduğunu da anlayabiliriz bu süreçte. Anlaşılmamanın da ne olduğunu anlayabiliriz. Fakat biz anlaşılmak için bu dünyaya gelmedik. Anlaşılmak için, başarılı olmak için, yükümüzü tutmak için gelmedik. Bu dünyada yükünü tutmaya çalışan kendine yük edinmiş olur. İşte dünyanın bu anlamda mahiyetini bilen insan, dünyanın manasına bakar. Bunu basitçe şöyle de bir benzetmeyle anlatabilir. Şimdi size bir kitap verildiğinde, bu kitap nedir? Bir kağıt var, bir de mürekkep var, değil mi? Kağıdın diyelim ki bir ağırlığı var. Bir de mürekkebin işte rengi var vesairesi var. Şimdi kitap bu şekilde de algılanabilir. İçerdiği yazının manası itibariyle de anlaşılabilir. Değil mi? Manasına bakarsın, okursun. Okuyup anladıktan sonra artık bu kitabın kendisinin bir özel değeri veya önemi var mı? Yoktur. Hatta bazen ne yaparız mesela? Bir tahtaya bir şey yazarız. Sonra deriz ki anladınız mı arkadaşlar? Evet. O zaman silelim. Yeni bir yazı. Ama biz ne yapıyoruz? Bir yazı var. Öyle dursun. Mesela ben çok rastlarım işte birini sever, abi çok güzel ya, çok güzel bir duygu falan, insan böyle çok mutlu oluyor falan, iyi diyorum, bitti mi? Böyle devam etsin istiyorum diyor, bak diyorum böyle devam etmeyecek diyor. Anladın mı buradan alacağın manayı? Hani sevgi nedir, şefkat nedir? Bunları anladın mı? Anladın, tamam. Artık o şeyin illa devamını isteme bir şey. Onun için kainat Allah'ın yazar bozar bir sayfasıdır. Tahtaya bir şey yazılıyor, sonra siliniyor. Sen oradan ne anladın, neler çıkardın? Manasını al, kabuğunu bırak. Ama manasını değil de kabuğunu da tutmaya çalışırsan, işte orada hata etmiş olursun. O yüzden dünya doğal bir şeydir. Yani dünya dediğimiz şey işte ağaçtır, gökyüzüdür, yeryüzüdür, dört mevsimdir, insanlarla yaşadığımız süreçlerdir. Mesele sen bunları hangi şuurla, hangi bilinçle algılıyorsun ve yaşıyorsun? Bize kalan sadece bilinç mi? Evet. Başka bir şey yok. Taşıyabilecek misin? Bunu dert edeni de bırak. Yani taşıyacağın şey yani sana mal olacak olan şey zaten mal olacaktır. Onu özel olarak korumaya da gerek yok. Ama yine basit soru da nasıl? Çocuklar, çocuklar.
yaşta ölen, yani bilinç edilmeden ölen de, bilinerek ölen de, gerçekten bu değişim var eden bir şey. Şimdi ölen çocuğa üzülüp ve yapan şey yani dünyayı gelip kalamadı ve İsmail görmedi. Allah, Allah'ın sonu belirsiz, sayısız diyebileceğimiz alemleri var. Birisi burada onu edinir, biri başka bir alemde edinir. Biz böyle sanki bu dünyayı çok böyle merkeze oturtuyoruz. Allah'ın birçok alemi var. Birçok alemde birçok farklı deneyimler yaşanır. O yüzden bir çocuk gelir, burada 3 ay yaşar. Gider. Birisi 80 yıl yaşar. Birisi 130 yıl yaşar. Dünyanın mahiyeti veya dünyadan alacağınız şey veya dünyada kalma süresinin bir önemi yoktur. Allah'ın sınırı belirsiz alemleri var. Birilerini bu yeryüzünde deneyimlerle muhatap kılar. Birini başka bir alemdeki deneyimle muhatap kılar. Mecburen bilinçlendirir mi? Çok sorun. Yani mecburen yani bu Allah'a geri döneceksiniz hesabını gerçekten de bahsediş olarak verilmişsiniz. Tabii şimdi gönüllü yolculuk var. Alemler dediğimiz cennet ve cehennem. Sadece onlar değil, sınırsız alemi var Allah'ın. Cennet ve cehennem de alemlerden bir tanesi. Ya bizim bildiğimiz, yani bildiğimizde... Bilmediğimiz var, çok bilmediğimiz var. Peki hocam, hani cennet, cehennem illa bir mekan atfetmek zorunda mı? Yani Allah'ın ilmi o kadar geniş ki, hani sizin ilmi zaman. Sana cenneti mekan olarak da yaşatır Allah, zaman olarak da yaşatır, başka türlü de yaşatır. O mekan olunca sanki, yani bilmiyorum, problem oluşuyor. Yani cehennem bir mekan, cennet bir mekan. Yani sonsuz oraya gireceğiz. O şekilde anladığınızda zaten problem benim kendi açımdan. Öyle anlamıyorum da. İşte diyorum ya, Allah dilerse sana onu mekan olarak da tattırır, mekansızlık olarak da tattırabilir. Yani onlar, onları sınırlandıramayız. Onlar çok geniş bir imkan alanı olarak yaratılmıştır. Sana onu bir mekan olarak da idrak ettirir, hissettirir. Mekansızlık olarak da hissettirebilir. Orayı da sınırlandırmamak gerekiyor. Anladım ama algış hocam. Yani hedefim insanların çoğu cennet hedefte. Yani oraya gideyim. Yani bütün hedef o olunca sanki hakikat ortadan kalkıyor gibi oluyor. Bilmiyorum. Nasıl bir yorum. İşte o da insanın bilinç düzeylerine bağlı olarak şekillenir. Hani çocuk vardır, okula gönderirsin, der ki bana bisiklet alırsan giderim der. Sonra o öğrenmenin tadını alır. Bu sefer kendisi okula gider. Bir süre sonra da herhangi bir ödül, herhangi bir sonuç olmaksızın bizatihi o ilmin lezzetine varır. O istikamette hareket eder. Yani insanoğlunun bilinç olarak birçok imkanı vardır. Buna da dikkat edeceğimiz şey, hiçbir yerde, durumda, halde kalmama bilincine sahip olmak. Bir ayette geçer, bu size bir hatırlatmadır. Dileyen, isteyen Rabbine giden bir yol tutulur. Rabbine giden bir yola girer. Yani din idrakine, dinin hakikatine az çok vakıf olan bir insan, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi müşahede eder, onların manasını kavrar, fakat hiçbirinde durmaz. Hiçbir yeri, hiçbir durumu, hiçbir hali kendine bir son durak yapmaz. Çünkü ile Rabbihi sebile, Rabbine giden yoldadır o.
yolda devam eder. Hiçbir yerde durmaz. O yüzden bir insanın maneviyata, dine, hakikate dair şuuru neyle ölçülür? Nefsinin arzu ettiği bir şeye ulaştığında onunla tatmin olup olmadığına bağlı olarak değişir. Hiçbir şey bizi tatmin etmez. Ettiğini zannediyorsak veya edeceğini zannediyorsak orada bir yanılgımız var demektir. Bakın peygamberin Miraç'la bağlantılandırılan bir durumunda ayette onun gözüne şaştı ne de kaydı diyor. Bizim gözler mübarek hem şaşıyor hem kayıyor. Hem de bırakın öyle manevi alemleri bizzat burada şaşıyor ve kayıyor. Anladın mı? Bu ne demektir? Bu şu demektir bak. Sen Rabbinden gelen ve Rabbine dönen bir yolcusun. Ve ben sana bu alemleri müşahede ettiriyorum. Seni bu alemlerde misafir ediyorum. Bu alemlerde gezdiriyorum. Bu alemleri deneyimletiyorum. Ama sen bu alemlere layık değilsin. Bu alemleri müşahede edeceksin. Sen bir yolcusun, yolunun farkına var. O yüzden dindar insan, yolcu olduğunu bilen insandır aynı zamanda. Dindar insan, yolcu olduğunu bilen insandır. O yüzden yolculukta şunu yaşadım, bunu yaşadım diye çok bunlara takılmaz. Yol bilincin var mı yok mu? Yolda olduğunun farkında mısın? Onun için inanan insan, dinden insan Rabbine giden bir yolda olduğunu bilen insandır. Diğeri kendine bir yer arayan, kendine deyim yerindeyse bir ev arayan, bir sığınak arayan, bir köken arayan, bir temel arayan, tatmin olacağı bir şey arayan insandır. Bu insan dindar değildir. Ne olursa olsun, yani konu olgulardan bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani şu olsa da mutlu olabilsem, şu olsa da gerçekten tatmin olsam, şu olsa gerçekten ben mutlu olacağım, başka bir şey istemeyeceğim diyorsan, 7-24 ibadet ediyorsan da sen dindar değilsin ama farkında değilsin. Sen tırnak içinde Allah'ın verdiğiyle Allah'ı unutansın. Veya Allah'ın sana ikram ettiği şeye kapılıp ev sahibini unutansın. Mesela diyelim ki birine misafirliğe gittiniz. Size öyle şeyler ikram etti, öyle şeyler gösteriyor ki siz misafirliğinizi de unuttunuz, ev sahibini de unuttunuz. Size gösterdiği bir eşyayı büyük bir hevesle incelerken birden daldınız, misafirliği de unuttunuz, sizi misafir edeni de unuttunuz. Bunun gibidir bizim aslında halimiz. Misafirle dikkat edin, seferden gelir. Yani yol alandır. Yol alıyor, bir yerde geçici olarak konaklıyorsun. Mesela biz yol alan bir insan bilincine sahip olsak, bu dünyayı bir misafirhane olarak kabul etsek, kendimizi de misafir bilsek, mesela ölüm bize çok garip gelir mi? Çok şaşılası gelir mi? Yok. Giden inşallah güzel gitmiştir. Ona bakarız. Yani iyi bir misafir miydi? Nasıl bir misafirdi? Bu önemli. Zaten seferdeyiz. Hepimiz yolcuyuz. Yine Bediüzzaman'ın ifadesiyle tam hatırlayacak mıyım? Bizler uzun bir seferdeyiz. Geldiğimiz alemler var.
burada şu an geçici olarak bulunuyoruz ve yolumuza devam edeceğiz. O yüzden hiçbir şeye ne gözümüzü dikiyoruz ne de herhangi bir şeyin bizi tatmin edeceği hatasına düşüyoruz. İşte dünyayı eğer sizi tatmin edecek, size varoluşunuzu kazandıracak, sizi siz yapacak bir şey nazarıyla görüyorsanız, aslında burada dünyanın bir hatası yok. Dünya kendi var, yani kitap gibi bir şey. Sen onu doğru okuyamıyorsan, doğru anlayamıyorsan, hani bazıları vardır böyle, işte anası, babası, eşi ölür, kitapları kalmıştır ondan, kitapları satar sonra der ki, yani kitapları da 5 para etmedi, çok ucuza, ucuzmuş dersiniz değil mi? Bir de o kitabın bir manası vardır değil mi? Şimdi bizler bu hayatın manasına bakmalıyız. Onun içerdiği mana önemlidir. Onu ne ölçüde kavrayabiliyorsan, o ölçüde insanlığının gereğini yerine getiriyorsun demektir. Yok dünyadan sana bir şey kalacağını, dünyanın sana bir şey katacağını, dünyada bir iz bırakmanın seni var edeceğini zannediyorsan, dünya çok gaddardır yani. Dişlilerinden hiçbir artık bırakmaz. Posanı çıkarır. İlişkilere dikkat edin o yüzden. Mesela ilişkiler de böyledir. Yani bir ilişkiden ne öğrendin? Mesela Hazreti Yusuf'u düşünün. Hazreti Yusuf babası vardı, kardeşleri vardı. Köle diye satıldığı insanlar vardı. Mısır'da bir bürokrat tarafından alındı vesaire. Birçok insanla ilişkisi oldu. Peki Hazreti Yusuf orada ilişkilerine mi odaklandı? Ya ben doğru düzgün bir insanla karşılaşmadım. Hep böyle kötülere maruz kaldım mı dedi. Ne dedi? Yani mesela ilişkilerinin olgusal özelliklerine mi takıldı? Yoksa bir yolcu olduğunun bilinci içinde neyle karşılaşırsa karşılaşsın Allah'ın ona yüklediği insani sıfatlarla mı mukabele etti? İyi insan da gördü, nefsine mağlup olan insan da gördü. Kardeşlerinde o hasedi gördüğünde şey mi dedi? Yani ne kadar kötü bir dünyada yaşıyoruz. Ben bu dünyaya göre değilim veya ben bu dünyaya çok yabancıyım. Yani bir türlü ısınamadım mı dedi? Yoksa şeytan kardeşlerimin nefislerinin yaptığı şeyi onlara hoş gösterdi. Onlar da nefislerine malum oldu ve hata ettiler. Bunu mu dedi? Bakın doğru anlamlandırdı ve yoluna devam etti. Hiçbir problem var mı burada? Yok. Ama biz mesela ne yapıyoruz? İşte anne, baba, kardeş, eş vesaire üzerinden sürekli hikayelerimizin içinde patinaj yapıyoruz. Anne böyle mi olur? Baba böyle mi olur? İşte eş böyle mi olur? Böyle mi anlam çıkarıyorsun? Bak sen dünyadan bir şey talep ediyorsun. Sen anlam devşirmiyorsun. Bir şeyin anlamını kavramaya dönük değil, bir şey istemeye dönük bir noktadasın. Annem böyle olsun, babam böyle olsun, eşim böyle olsun, çocuğum böyle olsun, arkadaşlarım böyle olsun. Sen bir anlam mı devşiriyorsun? O şeyin anlamını mı kavramaya çalışıyorsun? Yoksa bir şey mi talep ediyorsun? Yani bir şey talep ediyorsan, o zaman bu dünya sana bir verir, üç alır. 100 verir, sonra toptan hepsini alır. Hayata farklı anlamlar yüklüyoruz hocam değil mi? Ondan kaynaklanıyor. Bir de anlam yüklemiyoruz. Yani şöyle, dün bir cenazeye gittim. Hani ben ölen şahsı tanımıyorum ama bir arkadaşımın yakın bir akrabası
şöyle bir şeye şahit oldum hani örnek anlamında. Şimdi yani istemeyerek şöyle tabirler duydum. Adam emekli olmuş, kendisi ordulmuş, bir ev yapmış. Tam ev bitmek üzereymiş, içine girip rahat edecekmiş, adam ölmüş. Vah vah diye dövünüyorlardı hocam. Yani ya işte bu anlam değil. Yandı. Bu olayın zahirinde, olayın hani ne diyelim, kabuğunda dolaşmaktır. Yani orada insan şunu anlar ya, yani gerçekten insan hiçbir zaman dünyada kalmak için gelmemiştir. Bak işte adam emekli oldu ama gitti, inşallah güzel gitmiştir. Zaten bu dünya bir misafirhanedir de diyebilirsin. Ya işte adama bak, ne acı, tam emekli oldu, rahat edecekti, öldü. Böyle de bakabilirsin. O yüzden bir bilge der ki, dünyanın seni Allah'tan uzaklaştırdığına inanıyorsan, dünyayı Allah'tan daha güçlü bir konuma oturtuyorsun demektir. Bu ise senin nefsinin cehaletidir. O yüzden bir insan hangi nazarla baktığına dikkat etmeli. Mesela bakıyorsun, hiçbir şey kalıcı değil. Her şey değişiyor. O zaman değişmeyeni hatırla. Bütün bu değişimleri bu şekilde takdir eden ve işleteni hatırla. Ölümü ve hayatı yaratanı gör. Ölümü ve hayatı da gör. Ölümü ve hayatı yaratanı da gör. Ve kendini ona ait olarak idrak et. O zaman bu alem değişimin, oluş ve bozuluşun bir sergisi olarak sana görünür. Sen burada bir kalıcılık aramıyorsun ki. Her dünyada kalıcılık ararsan, dünyayı kalıcı hale getirirsen veya kalıcı olmasını arzu edersen, o zaman kendine yazık etmiş olursun, başına da bela açmış olursun. Ve bakarsın aynaya, 40'ına gelmişsin, 50'sine gelmişsin. Belki gençliğin gitti dersin. Dünya sana acı verici gelir. Aynalara bakmak istemezsin. Sana gençliğini hissettirecek kişilerden olumlu geri bildirimler beklersin. Ama işte ne yapacaksın? İhtiyarlıyoruz. İşte dünya bu. Hani şey demiyor ya, bu dünyanın mahiyetidir. Bu da kullandığım bedendir. Bu beden değişkendir. Ben bu beden değilim. Bu bedenin bir mahiyeti var. Bu gayet doğal bir şeydir diyemiyorsun. Bedenini kalıcı kılmaya çalışıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Dünyayı yanlış okuyorsun. Yoksa dünya kötü değil. O yüzden Bediüzzaman der. Dünyaya nefis nazarıyla baksan. Yoksa dünyanın kendisi gaddar değil. Ama sen dünyayı kalıcı kılmaya çalışan, sahip olmaya çalışan, kendine ait kılmaya çalışan bir noktada olursan, o zaman tabii ki dünya gaddardır. Tabii ki dünya senin başına bazen bela olur. Oturup düşünürsün. Niye mutsuzsun? Bir sorun bakalım. Mutsuz olduğunuz zamanlar bir sorun. Bir bakın. İçeride hangi hikaye dönüyor? Şunu istiyorum, bunu istemiyorum. Hikayesi mi dönüyor? Niye böyle oldu? Niye bu bana böyle davrandı? Niye benim hayat sürecim böyle oldu? Aslında böyle olmayabilirdi. Yani benim hatam mı yoksa kader mi? Ne yapacağım bunları kardeşim? Niye bunlarla o kadar uğraşıyorsun ki? Rabbine giden bir yolda devam et ya, sen bir yolcusun, bir misafirsin. Bütün o kasvetli bulutlar gidiverir. Yolcu olduğunu bilirsen, dünyanın sana bir şey katmayacağını bilirsen, ama bu dünyanın bir manası olduğunu anlarsan ve aslında bu dünyanın bir anlamda sende var olan imkanları açığa çıkaracağını da idrak edersen,
mesela peygamberimizin, bakalım yani dünya hayatında bize şey yaptığı, gösterdiği bir şey var mı? Yok, ne olmuş yani? Peygamber büyük bir tüccar mı? Değil. Veya işte şu konuda iz mi bıraktı? Değil. Peygamber nedir? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Fıtratın üzere yaşa. Dediği bir insan. Bize verdiği örneklik bu. İşte Mekke'yi fethediyor. Birçok ganimet elde ediliyor. Dağıtıyor. Derdi mi var? Veya yurduma döneceğim falan. Vatanı mı olarak görüyor Mekke'yi? Yok. Medine'yi mi görüyor vatanı? Yok. Çünkü asli vatanını biliyor. Dünyaya geldi bir şey mi elde edecek? Bir şey mi ispat edecek? Bir şeye mi sahip olacak? Bir şeyi mi arttıracak? Yok. Ama bakın ne kadar nitelikli olaylar içinde kalmış. Ama bu nitelik bazen, hani nitelik derken şunu yanlış anlamayın. Düşmanlığın en katmerlisiyle de karşılaşmış. Sevginin ve vefanın en katmerlisiyle de karşılaşmış. Çok nitelikli bir hayat. Bütün kutupsallığı, artıyı, eksiği en keskin biçimiyle yaşamış. Hazreti Hatice ile gerçekten bir insan nasıl uyumlu bir süreç yaşar, onu da yaşamış. Nasıl evlilik hayatında problemler yaşanır, uyuşmazlık ortaya çıkar, onu da yaşamış. Ama iki durumda da o fıtratın üzerinde yaşamış bunları. Fıtrat üzere bunları yaşamış. O yüzden insanların düşmanlığını da görmüş ama o düşmanlık onu katılaştırmamış. O düşmanlık onu paranoyak kılmamış. O düşmanlık onu nefret ve kinle doldurmamış. En azılı düşmanı bile döndüğünde tamam demiş. Hiçbir şey biriktirmemiş. Veya dönmemiş. Onların kaybettiğini bildiği için bunu kendine problem etmemiş. Bedir'de ölen, hani gördünüz benim getirdiğim mesajın doğru olduğunu, bakın gördünüz diyor. Hani ne gerek vardı savaşmaya, ne gerek vardı düşmanlık etmeye. Ama bakın şey yapmamış, dikkat edin. Yani düşmanlarının başında zafer narası atmamış. Neden? Çünkü bu bir zafer değil ki hakikatte. Yani bir düşmanla savaşmak bir zafer, yani kazanmak bir zafer değildir. Zafer fıtratını korumaktır. Bazen bir zaferin olur, o zafer senin yenilgindir aynı zamanda. Neden? Çünkü sen fıtratından uzaklaşarak o zaferi kazanmışsın. Bazen bir yenilgi olur ama sen şuna bakarsın. Ya biz görünürde yenildik ama fıtratımızdan uzaklaştık mı? Uzaklaşmadık. O zaman yenilmiş sayılmayız. Bakın her şey doğru anlamını o zaman kazanır. Biri sizi kandırabilir. Siz de insani saflığınızla, hani görünür bir şey olmadığı için, görünür bir olumsuzluk olmadığı için inanmış olabilirsiniz. Şimdi o bir şey kazandı, siz kayıp mı ettiniz? Hayır. O yüzden nereden baktığımızı iyi test etmeliyiz. Nereden bakıyorum? Nerede kendinizi yenik hissettiğinize bakın. Nerede kendinizi mağlup, kendinizi mağdur hissettiğinize bir bakın. O gerçekten bir mağduriyet durumu mudur? Bir mağlubiyet durumu mudur? Bir kayıp durumu mudur? Bir kayıp durumu hissettiğinizde bir bakın. Gerçekten o bir kayıp mıdır? Mesela
Ya benim bu kadar senem gitti. Bir bakın, bu doğru bir yerden bir bakış mıdır mesela? İlişkilerimizde bazen birçok problem yaşarız. Veya bazı yanlış kararlarımız olur hayat sürecinde. Ya işte 3 senemi kaybettim, 5 senemi kaybettim, geldim 28 yaşına, geldim 35 yaşına. Şimdi bir bakın bunlara, bunları kim diyor, kimin hikayesi bunlar? Sen Allah'ın sonsuz bir yolculuğunda misafirsin, yolcusun. 3 senenin, 5 senenin, 10 senenin kaybına mı bakıyorsun? Nereden bakıyorsun? Bir bak işte bunlara. O yüzden içimizde ortaya çıkan hikayelere biraz dikkat edelim. Hikayelere hemen inanmıyorum. Onun için dedim yani hevası ilah edineni gördün mü deyince biz bazen bunu böyle sınırlı kullanıyoruz. Yani hepimizin hevası yani arzuları, hevesleri, tutkuları, hikayeleri, yanlış düşünceleri bir ilah gibi bize tahakküm ediyor. Biz de bunları farkına varmadan kabul ediyoruz. O öyledir diyor, biz de evet öyledir diyoruz. Ben çok şanssızım diyor oradaki benlik. Biz de onu dillendiriyoruz. Ben çok şanssızım. Çok vakit kaybettim. Herkes yükünü aldı gidiyor. Bakın o kadar sahte bir yerden bakıyoruz ki belki acaba kendimi bulmadan ölürsem ne olacak? Mesela bu cümlenin içinde Allah var mı mesela? Bir düşünün. Mesela dersin ki ya Rabbi beni bu dünya hayatındayken seni bilen, idrak eden, senin yakınlığını fark edenler de neydi? Mesela böyle de yani. Yoksa niye şunu diyorsun ki? Ya işte ölmeden evvel kendime baktığımda her şeyi kaybetmiş görürsem ya bu dünya hayatındayken kendimi bulamazsam ne olacak? Mesela nasıl bir yolcu bu? Değil mi? Yolun sahibi yok. Halbuki yolun sahibi kim? Allah. Yolun sahibiyle konuşsana. Yolun sahibine halini arz etsene değil mi? Sahipsiz misin? Yol sahipsiz mi? O yüzden bakın içerideki sahtekarların bize nereden yaklaştığını görmemiz gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.